Bir insanı gerçekten tanımak hayatınızın dengesi için çok önemli. Partnerinizi tanımak. Hani yanlış bir insan sizi hayatınızı alt üst edebilir. Şu ifadeler size tanıdık geliyor olabilir. Böyle olduğunu bilseydim hiç sever miydim ya da evlenir miydim? Şimdi evlenmiş de olabilirsin. Çünkü güzel arkadaşım, böyle olduğunu bilseydim ifadesi aslında yanlış da bir ifade. Neden biliyor musun? Çünkü hani değişmeyeceğini sanırız ya, hani değişmeyeceğini varsayarız ya biz birlikte olduğumuz kişinin. Aksine böyle bir varsayım çok yanlış bir varsayımdır. Bakın, birlikte olacağınız kişinin evlendiğinizde hiç görmediğiniz, hiç alışık olmadığınız, belki hiç tanışmadığınız yüzünü göreceksiniz. Belki hiç tanışmadığınız hareketlerini göreceksiniz. Önemli olan bu farklılıkları tanıdığın zaman kabul edebilmek ve sayabilmektir. Bu yüzden insanların görmediğiniz taraflarını gördüğünüz zaman şaşırmamanız gerekir. Her zaman keşfetmelisiniz. Genelde hani hep tanıyamamışım deriz ya, yoksa sonradan mı değişti? Aslında onun bir yolculuktur aslında. Nasıl ki ilerledikçe, yeni yerleri keşfettikçe partnerinin de hiç görmediğin iyi veya kötü taraflarını da keşfedeceksin elbette. Şimdi biz kötü tarafları gördükçe, yani iyi taraflarını da unutmamak gerekir hayatın içerisinde. Önemli olan nokta, bu ilişkiyi sürdürmene ne kadar engel oluyor, ne kadar engel olmuyor. Biz olmanıza ne kadar engel oluyor, ne kadar destekliyor. Bu çok önemlidir. Ha, şöyle bir soru sorabilirsiniz. Peki insanlar hani değişir mi evlendikten sonra, ya da maske mi takıyor Erdem hani bana geldikleri zaman? Evet, hepimiz aslında maske takarız. Hani hep maske takar derken erkekler hani cemiyetini böyle temsilen söylemiyorum. Kadın da erkek de kendini beğendirmek için başta evet belli taraflarını parlatabilir. Ve çok nezaketli olduğu için de, karşı tarafı tanımadığı için bazı karakteriyle ilgili bilgileri tüm şeffaflığıyla iletememiş olabilir. Şimdi o yüzden zaman çok önemlidir. Öyle bir anda aşıkken evlenmemek, önce tanımak bu yüzden çok önemlidir. Flört dönemi bu yüzden çok önemlidir arkadaşım. Onun farklılıklarını gördüğün zaman gerçekten sayıp kabul edebilecek misin? Bunu anlamak için çok önemlidir. İşte bugünkü kaçma kovalama serimizde ben partnerinizi nasıl tanırsınız? Tabii partnerinizi tanırsınız derken kendimizi de bu anlamda nasıl daha iyi tanırız? Bunu işlemek istedim bugün sizlerle birlikte. 6. kuralımız, nasıl onu tanıyabilirsin ve kendini tanıyabilirsin? Diyeceğim şeyler hem senin için de geçerli. O yüzden hani bu maddeleri, söyleyeceğim şeylere, bu kural altında söyleyeceğim başlıkları düşünebilirsiniz arkadaşlarım. Birini tanımanın en güzel yolu davranışlarını gözlemlemektir. Ve ben şunu da çok gözlemliyorum. O toksik birisiyle birlikte olan ve ona gönlünü kaptıran o kadar kişiye tanık oluyorum ki neden o toksitisteyi fark edemiyoruz? Çünkü aslında bir boşluğu dolduruyor onlar. Dolmasıyla ilgileniyoruz. Dolduran kişinin ne olduğunu anlamak, deşifre etmek çok istemiyoruz arkadaşlarım. Bu yüzden o boşluğu dolduranı anlamaya sizi davet etmek istiyorum. Hani merak ediyorsunuz ya, aramasını nasıl sağlarım, niye yazmıyor, bugün niye yazmadı, şu gün yazmadı. Bu ciddi anlamda bir ilişkide bir çıkmazıdır, kadınların da erkeklerin de. Bir kere hoşlanan bir erkek, güzel arkadaşlarım, seni arar da sorar da mesela. Biz testosteron hormonu yükseldiği zaman birisinden hoşlandıysak, ancak hani hoşlanan her erkeğin bu doğru insan olduğunu göstermez. Ama sana yazıyorsa, çiziyorsa zaten senden hoşlanmış demektir. Ve bu eğer olmuyorsa başlangıçta, bunu zorlamaya değmez. Ve gelen her kişiyi de almaya değmez hayatına. Onu söyleyeyim sana. Hoşlanan her kişi de almaya değmez. Onu bir deşifre etmen lazım. Belki senin evet boşluğunu dengeleyecek hayatınla ilgili. Ancak senin hayatında öncelikle sen kendin bir tam olmalısın. Bir şey boşluğu doldurmak için geldiği zaman işte o zaman toksik olanı da almış oluyorsun hayatına. Anlamak için uğraşmıyorsun. O yüzden güzel arkadaşlarım, seni belli bir zaman sonra her aramayan da kötü değildir. Hani bu da karıştırılan bir şey. Kendi iyi halinde aramıyorsa, burada işte ben şunu da çok görüyorum ilişkilerde, partnerlerde. Hastayım ya da bu gibi bahaneler sunuyor. Ama hasta bile olsa partnerin, hastalığını seninle paylaşması önemlidir mesela. Ama bunu bahane edip sonra epey de bu gitmiyorsa ve devamlı bir bahane konusu olmuşsa, o zaman da sıkıntılı olmuştur. Hani gerçekten sende olan birisi sana bahanelere sığınarak bu şekilde hareketlerde, aksiyonlarda bulunmaz. Kendi keyifli anlarında seni arar. Bak, canı sıkıldığı için değil. İşi olduğu zaman arayamayabilir. Evet, çok yoğun olduğu zaman arayamayabilir. Derin bir intro başladık. Bugün kendimizi nasıl tanıyabiliriz? Partnerinizi nasıl tanıyabilirsiniz? Bundan bahsedeceğim. Henüz videoya geçmedim. Daha henüz 6 dakika oldu. O zaman izlemeye devam edin. Partnerinizi nasıl tanımakla ilgili ana kuralımızı belli başlıklar altında size pratik olarak anlatacağım. Bir insanı tanımakta en güzel şey arkadaşım, sorular sormak, davranışlarını gözlemlemek ve o soruları hayatında gözlemlemektir. Şimdi size şöyle söyleyeyim, hızlı birisi, diyelim ki sen çok hızlısın, partnerin de yavaş. Yani yavaş olması kötü değil, hızlı olması da kötü değil. Bu şekilde yargılı yapmayın mesela. Ama önemli olan partnerinizi kabullenmek çok önemlidir.
kabul edebilmek çok önemlidir. Onun yavaşlığını da kabul edebilmek çok önemlidir ilişkiyi yürütmek istiyorsan. Çünkü genelde böyle hani yargılarız ya. Geri çıkıyorum 10 saatte hazırlanıyor, 10 saatte dışarı çıkıyor. Şimdi bunlar mesele haline takılırsan senin için hayati derecede önemliyse sıkıntı olmaya başlar. Ve uyum bozulmaya başlar. Ha bu uyumu kabul edip ilişkiyi sürdürenler de vardır bu arada. Ancak bunlar senin için ne kadar önemli bunu anlaman çok önemlidir arkadaşım. Bu yüzden mesela NLP'ye göre mesela 5 dürtü kalıbı vardır ve bunların aslında uyumu çok önemlidir arkadaşlarım. Mesela birincisi yer odaklı olanlar. Yer odaklı olanlar yeni yerlere gitmeyi çok severler. Yeni yerler keşfetmeyi. Şimdi sende bu var mı ve partnerinde var mı yok mu bunu bir sor mesela. İkinci nokta bilgi odaklıdır. Bilgi odaklılar mesela yeni şeyler öğrenmeyi, kitap okumayı, yeni kurslar, seminerler, yani kendini bilgiyle doldurmayı, öğrenmeyi, uygulamayı, yeni bilgiler öğrenmeyi çok severler. Entelektüel becerileri çok yüksektir bunların. Şimdi sen de okumak, yazmak, çizmek nasıl? Şimdi düşünsene sen hep okumayı, yazmayı seviyorsun ama partnerin de yer odaklı çok yüksek derecede. Bilgi odaklı da olabilir. Ama sadece yer odaklı baskınsa o zaman bu insanla anlaşması zor olabilir. Şimdi benim ne odaklı olduğumu bazı arkadaşlarım tahmin etmiş olabilir. Bilgi odaklıyım ben mesela. Birinci önceliğimde kendimi tanımak için hep bunu düşündüğümde ben bilgi odaklıyımdır mesela. Şimdi dolayısıyla hani senin de mesela bilgi odaklıysa partnerin de biraz bilgi odaklılık olması gerekir. Ya da senin bu zıtlığından besleniyorsa ve seninle aynı akorta geliyorsa, sen de onunla aynı akorta geliyorsan bu güzel bir ilişki sürdürmene vesile olabilir. Şimdi üçüncü nokta nedir? Nesne odaklılar. Nesne odaklılar mesela yeni şeyler eşya olarak somut şeyleri, maddi olan şeyleri almayı severler. Maddiyattan ziyade bakın maddi olan nesnesel şeyleri kastediyorum. Bunlar abajur koymayı sever. Bunların hediyesini, bunları almak, sembolik böyle hediyelerde çok sevildiklerini hissederler. Somut olarak görürler onlar. Hani histen ziyade somut bir şeyle sevildiğini ya da o duyguyu somut şeylerle almayı hoşlarına gider. Bu yüzden bunların takıları vardır. Böyle saatlerini severler. İşte takıştırmayı severler. Şimdi bu var mı sende? Partnerinde var mı? Şimdi bunu düşünmek çok önemli. Peki dördüncü ne olabilir mesela? Tahmin edin. Dördüncü de arkadaşlarım, şöyle bir tekrar yapalım. Bir neydi? Yer odaklı, iki eylem odaklı, üç nesne odaklı, dört de eylem odaklı olanlar. Üç yer odaklı, dört eylem odaklı olanlar. Eylem odaklı olanlar da işte hızlı olan taraf, hareketli olan, kıpır kıpır. Bunlar evde oturmayı hiç sevmezler. Yani nereye gittiğinin bir önemi yok. Yer odaklı için önemi var. Yeni mekanlar tatmasının önemi var, keşfetmesinin önemli. Ama bunlar bir hareket olması lazım. Yani yürüyüşe de gitsek bir hareket edelim. Şimdi sen evde olmayı seviyorsan, daha çok bilgi odaklıysan mesela, senin azsa eylem odaklılığın, yer odaklılığın, böyle birisi sana hızlı gelebilir. Yetişmekte zorlanabilirsin. Ve hayat senin için çok da yorucu, yorulmaya başlayabilirsin. Ha bunu kabul edip geliştirip kendine, buradan da bazı hani gelişimler alıp, farkındalıklar alıp bu taraflarını da doldurabilirsin. Bu da bir seçim. Eylem odaklılar da hareket halinde. Sen bir düşün bakalım ne kadar eylem odaklıyım, partnerin ne kadar eylem odaklı. Beşinci nokta da arkadaşım, beşinci aşamada insan. İnsan merkezli olmak. Şimdi insan odaklı olanlar da insanlarla iletişim halinde olmayı severler, sosyal olmayı severler. Mesela şunu çok görüyorum ilişkilerde, hocam arkadaşları. Bir süre sonra hep arkadaşları ile birlikte takılmaya gidiyor. Önemli olan şu, seni de davet ediyor mu? Ama şu önemli, İkiniz arasında kaldığınızda arkadaşlarını mı tercih ediyor? Şimdi siz yarın bir gün aile olduğunuzda ya da daha ciddi bir ilişki olduğunda elbette arkadaşları çok önemlidir. Ancak şu var, sevdiği insan da öncelikli olarak senin daha yakın olacağın için öncelikle birlikte alacağınız bir kararla bu gidecek ya da gitmeyecek, gidebilir. Ancak şu var, senin mutsuzluğun üzerine seni çiğneyerek gidiyorsa, senin üzülmene rağmen gidiyorsa burada araştırılması gereken bir durum var demektir güzel arkadaşım. Bu yüzden hani bunu bilmek çok önemli. Sende bu var mı? Hani benim için evet sosyallik insanlar çok önemli, yeni insanlar çok önemli ama ne önemi var? Sevdiğimin üstüne hani çiğner geçer giderim diyorsan işte ilişki yürümez. İlişki zor yürümeye başlar. Partnerini incitmene rağmen bunu yapıyorsan sıkıntı olmaya başlar. Şimdi bu 5 aşama çok önemli arkadaşlarım. Bunu bir gözlemleyin. Dikkat ederseniz arkadaşlarım, buraya kadar anlattığım hiçbir bilgide boş olan bir şey yok. Her bir kelimesi çok önemli. Hani kendi videom diye, kendi anlattığım diye övmüyorum. Hani sakın yanlış anlamayın, öyle bir megalomanlık yapmıyorum size. Ama övmüyorum diye bu bilgilerin değersiz olduğunu sakın düşünmeyin. Bunlar benim hani çok çok ciddi yıllarca NLP eğitimleri aldım ve birçok yerli yabancı uzmanlardan aldım.
bu eğitimlere. Orada çok öğrendiğim karakter tanımı dersindeki bir bölümü. Ve bunu sizle paylaşmak istedim bugün burada. Yani istiyorum ki hani öğrendiğiniz şeyler, burada bir vakit harcayıp da izlediğiniz şeyler ömür boyu araştıracağınız, keşfedeceğiniz işlevsel, işe yarar bir bilgi olsun. Burada ben size bir taktik söylesem, bugün birisinde işe yarayacak, diğerinde işe yaramayacak. Ama bu soruların cevabını, hani bu başlıkların cevabını aradığında hem kendinde hem partnerinde senin için çok daha sağlıklı bir ilişkinin temellerini atıyor olursun güzel arkadaşım. Başka nelere dikkat edebilirsiniz birini tanımada? Başka nerelere? Hep aile derler ya mesela, ailesi çok önemli. Ailesine iyi davranıyor mu diye hep biliriz. Aile gerçekten önemli midir? Evet, önemlidir. Hem de çok önemlidir. Ancak şu var, ailesinin karşısında bireyselliğini ilan etmesi daha önemlidir. Ben hep bunu söylerim. Ailesine nasıl davranıyor, ailesi nasıl davranmış? Evet, ailesi ona nasıl davranmış geçmişte, bu çok önemli. Hani terapötik bir bilgi vereyim size. Hani sevgiyi, saygıyı almış mı yoksa boyunduruğu altında mı kalmış ve hala o güdümünde mi yaşıyor ailesinin? Yetişkin olup ailesinin karşısında küçük bir çocuk gibi kalıyorsa ne seni savunabilir? Kendini savunamıyor ki seni savunabilsin. Böyle bir durumda da olmuş birisiyle evlenmiş olabilirsin. Ama bu dünyanın sonu değil. Her şey değişebilir. Bununla ilgili gerçekten bir uzmana başvurun bu noktadaysanız. Hani kestirip atın, yol ver gitsin. Bu gibi şeyleri demek kolay arkadaşlarım. İnsanlar ilişkiyi kolay bulmuyor. Her zaman seveceğin insanı dahi kolay bulamıyorsun. Elbette zorluklar olabilir. Önemli olan nokta partnerinizin farkındalığı ve sizin farkındalığınız. Farkındalık varsa her şey olur. Yani farkındalığa zeval gelmesin arkadaşlarım. Geri kalan her şey hallolur. Yeter ki partnerinizin farkındalığı olsun. Buraya kadar küçük bir hatırlatma yapayım. Ya şu işareti yaptığım zaman anlamışsınızdır sanıyorum. Bazı arkadaşlarım izlemeden beğeniyor zaten. Beğenileriniz için çok teşekkür ederim. Biliyorsunuz ne kadar çok kişiye ulaşırsak o kadar bizim için iyi. Hem benim için iyi hem de sizler için iyi. Bunu da bir küçük bir hatırlatma olarak hatırlatmak istedim. Benim için önemli olan like'larınız ve zil butonlarınızı aktif etmeniz. Şimdi aile önemli dedik ya. O zaman ailenin güdümünde mi, güdümünde değil mi? Ailesine saygılı olsun tabii ki. Ancak güdümünde değil mi, güdümünde değil mi? Senin bunu araştırman gerekiyor arkadaşım. Eğer kontrol kendinde değil, ailesindeyse yarın bir gün sen bu ilişkinin içerisinde ailesi karşısında ezilmiş, küçülmüş ve baskılanmış hissetme ihtimali, kuvvetli ihtimal olabilir. Bu yüzden burada senin kendi bireyselliğini bastırmanın nedeni olur. Ve bireyselliğini bastırırsan ileride pasif agresif hem ailesine hem ona olmaya başlarsın. Bu seni mutsuzluğu etmeye başlar. Bu yüzden ilişkiler, kimi seçtiğiniz çok önemlidir. İşiniz ve eşiniz hayattaki mutluluğunuzun temel elementidir arkadaşlarım. Bak, benziyor da zaten kafiyesi. İş ve eş. Kimi seçtiğin, işinde mutlu olmak, eşin de mutlu olmak. Ha, mutluluğun formülü aslında böyle ayda, gökte böyle tekerleği yeniden icat etmeye gerek yok. Sevdiğin işi yapacaksın. Sevdiğin insanla eşin olacak. O zaman mutlu olursun. Evinde huzurlu olacaksın. İşinde de başarılı, etkili olacaksın aslında. Bakın, bu kadar sade bir şekilde mutluluğun formülü bu kadar sade verilebilir. Kendimi de övmüş gibi oluyorum burada ama gerçekten baktığınızda öyle. İşinde başarılı, eşiyle mutlu olan, huzurlu olan insanlar mutlu. Ama kimler mutsuz baktığında? Eşiyle huzursuz olan insanlara baktığında, işiyle zaten memnuniyetsiz olan insanlar da mutsuz oluyor. Bu yüzden işinizi seçmeniz, doğru işi seçmeniz, sevdiğiniz işi yapmanız ve doğru işi seçmeniz, sevmiyorsan bile eşinle de huzurlu olman o yüzden önemli. Şimdi en kritik noktalardan birisi şu. Hani biraz önce dedim ya hocam, ya bu bilgi odaklı olması, işte yer odaklı olması, nesne odaklı olması, mesela nesne odaklı olması diyen takısına, süsüne önem verir dedim ya. Hani o kısmı hatırlatmak için söylüyorum size şimdi. Bunları nasıl anlayabiliriz diyen arkadaşlarımız olabilir. Size küçük bir tüyo vereyim bununla ilgili, nasıl anlamanız üzerine. Parayı nasıl harcadığına bakın. Parayı nereye harcıyorsa muhtemelen o dürtü kalıbı daha baskındır. Yani ben mesela aldığım her kuruşta mesela hep eğitimlere bugüne kadar harcadım. Hep eğitim aldım. Hem de üst düzey eğitimler aldım. Hem kitaplar aldım. Yani bir başkası mesela yeni yerler keşfetmiş olabilir. Hani bu arada şu var. Benim ikinci kalıbım da mesela yer odaklıdır. Hani gezerken de öğrenmeyi çok severim. Hayatıma bir süreden sonra o şeyi de kattım mesela. Şimdi sen de bir bak bakalım. Sen parayı nereye en çok harcıyorsun? Parayı harcadığın şey aslında kendine verdiğin değerle de ilgilidir. Bilgi değerlidir arkadaşım. Bilgi odaklı olanlar için. Yer odaklı olanlar için de yeni yerler gezmek, yeni mekanlar gezmek, orada parasını harcaması onun önceliği olduğu için o önemlidir. İşte parayı nereye harcadığı önemlidir. Oraya bir bak bakalım.
Onu tanımak için. Parayı nereye harcadığı sorusunun cevabını da kendi için ne yapmış bunun da cevabını alırız. Yani kendi için parayı nereye harcadığına baktığında bir kişinin bugüne kadar kendi için, hayat için ne yapmış onu anlarsın. Hani eğlenmeye daha çok harcadıysa eğlence odaklı olan bir insan olduğunu anlarsın. Üretime odaklıysa ürettiğini anlarsın. Şimdi burada şu çok önemli. Alıcı mı yoksa verici mi? Daha çok üreten bir insan mı? Tüketen bir insan mı? Bunu da anlaman çok önemli. Özellikle mesela evlenme öncesi, evlilik öncesi tanımak istiyorsanız bu anlamanız çok önemlidir arkadaşlarım. Ne kadar kendinden bir şeyler ortaya koyuyor ya da var olan şeyi ne kadar fazla tüketiyor? Yani ne kadar alıcı, ne kadar verici, ne kadar üretici, ne kadar tüketici? Bunları gözlemlemen çok önemli. Karşı tarafı tanımak için. Sanıyorum 6. başlık oldu. O kadar çok oldu ki takip edemedim. Siz takip ediyorsunuz zaten. İsteyen arkadaşlar hani not yazabilir ama siz kendi notlarınızı mutlaka alın. Dışsal ağırlıklı mı, içsel ağırlıklı mı mesela? İçsel ağırlıklı olanlar içe dönüktür. Dışsal ağırlıklı olanlar dışa dönük insanlardır. Bunu anlarsınız. Daha çok içine kapalı insanlar dışarı çıkmak istemez. Dışa dönük insanlar sosyalleşmek ister. Bu insanların da işte dürtü kalıbında insan faktörü daha önceliğindedir. Bu yüzden mesela sosyalleşmeye daha çok eğilimlidir. Hayatında sen dışa dönüklük anlamında bir adım gelemeyeceksen bu kişiyle uyum kurman çok zor. Ha bir adım geliyorsan kurabilirsin. O içe dönüklük anlamında bir adım sana gelebiliyorsa onunla da uyum kurabilirsin. Yani ikinizin de bir adım kendi önceliklerinize adım atmanız gerekir. İlişkilerde. Dışa dönük mü, içe dönük mü? Bunları düşünmen önemli. Dışsal ağırlıklı, içsel ağırlıklı olmasında şu önemli. Sen evinde huzur oluyorsun ama çok dışa dönük birisiyle, aşırı dışa dönük birisiyle dışa dönük birisi dışarıda huzur arıyordur. Yani içeride mutlu olması da çok önemlidir bir insanın. Ama biraz da dışsal olması da önemlidir. Yani içsellikle dışsallık arasında dengeli olması önemlidir. Mutluluğu dışarıda mı arıyor yoksa içeride mi arıyor? Karşı tarafı anlamak, tanımak diyoruz ya, iyi bir ilişki yaşamının en önemli noktalarından birisi. Ben daha önce videolarımda hep söylüyorum. Maddi ve manevi anlamda bireyselliğini etkinleştirmiş, muhtaç olmaması çok önemli. Hani kendi ayakları üzerinde durabiliyor mu? Kendi bireyselliğini ilan etmiş mi? Ailesine karşı da, hayata karşı da duruşunu ilan etmiş mi? Hani maddi manevi bağımsızlığını ilan etmiş mi? Bakın bu önemlidir. Çünkü gerçek anlamda maddi ve manevi bağımsızlığını, manevi bağımsızlık derken neyi kastediyorum? Hani birine manevi olarak da bağımlı değil. Bu insanlar gerçek anlamda sevebilir. Yoksa birisi seni hani hep yaptıkların için sende olacaktır. Sana bağımlı olacaktır, bağlanacaktır. Yaptıkların tabii ki sevmesine nedendir. Sevmesine katkı sağlar. Ama sadece o kadar. Önemli olan seni de sevebilmesidir. Sevdiğiniz kişinin bir farkındalığına bakın. Flört ettiğiniz kişinin farkındalığına bakın. Mesela kadınlar genelde kişisel gelişime çok meraklı. Ancak daha çok toksik bir adamla ilişki yaşadıktan sonra kişisel gelişime odaklanan kadınlar daha da fazla artıyor. Ama nedense ilişkinin başında bunu fark etmiyorsunuz. Hani hem kişisel gelişime odaklı olup da karşınızdaki kişinin, erkek arkadaşlar için de söylüyorum ama kadınlar için bu daha önemli bir şey. Çünkü kadınlar biraz daha fark etmeye daha meyilli oluyorlar. Erkekler biraz daha az olabiliyor bu konuda. Partnerinin farkındalığınız. İlla kişisel gelişim kitapları okumasına, yazmasına, çizmesine gerek yok. Ama farkındalığı, fark etme derecesi nasıl? Zekayı kastetmiyorum sadece. Akıl olarak akletmesi çok da önemlidir. Çok zeki olabilir. Hani manyak algoritmik düşünüyordur. Ancak duygusal zekası ne kadar iyi? Yaptığı hatasını ne kadar fark ediyor? Özür dilediği zaman farkındalıklı bir şekilde özür diliyor mu? Yaptığı kusurun seni incittiğini fark ediyor mu? Bunu toparlamak için uğraşıyor mu? Bu tarzda bir farkındalığı kastediyorum. Yaptığı hatayı fark edip değişime gönüllü oluyor mu? Çünkü değişmeyen bir adamla ya da bir kadınla sen ilişkide zorlanırsın zaten. Elbette farklılıklarınız, yanlış yaptığınız şeyler olacak. Yani damıtılmış, rafine, herkes mükemmel bir şekilde bir partneri bulmak imkansız. Değişime açık olmak bu yüzden çok önemlidir. Tatil anlayışınız nasıl mesela? Yeni yerlere giderken hani o yer odaklı diyoruz ya. Tatil anlayışına nasıl bakıyorsunuz? Bunu anlamanız önemlidir. Kişinin tatili nasıl yaşadığına bakın. Tatillerinde nasıl bir tatil anlayışı olduğunu anlamaya çalışın. O kişiyle ilgili çok bilgi öğrenirsiniz. Hani tatili nasıl yaşıyor? Tatil anlayışı nasıl? Size çok bilgi verir. O kişinin o anlayışını öğrendiğinizde insan tanımak adına. Çünkü insan en rahat olduğu yerler aslında tatil, en bilinçaltının serbest olduğu yerdir. Senin bir eğlence anlayışın dışarıda barda dans etmekse, tatil anlayışın işte yemek içip dans etmekse böyle birisiyle sen aslında haz alırsın. Şu 10. başlık ise şu arkadaşlarım. Flörtöz kimliği var mı? Şimdi flörtöz kimliği varsa yani bir erkek ya da bir kadın
bekarken flörtöz olmuş olabilir, flörtöz kimliği olmuş olabilir. Ancak birlikte olduğunda bu flörtöz kimliği aktifleşiyor mu? Buradaki nüans da budur. Çünkü o flörtöz kimlik aktifleşiyorsa işte o zaman ilişkide de muhtemelen seni rahatsız edecektir. Bunu anlaman, ilişkide var mı yok mu bunu anlaman çok çok önemli. Umarım buraya anlattığım bilgiler, buraya kadar anlattığım bilgiler sizin yolunuza ışık olmuştur arkadaşlarım. Gene dolu dolu bir video oldu. Birçok bilgi, kişisel gelişimle birazcık da harmanladım bugünkü videoyu. Sonraki videoda gene bu serimizde devam edeceğiz. Ama bu serinin içinde sanmayın ki aynı rutin bilgiler gidiyor. Serinin içinde aslında dinamiği her zaman farklı bu anlattığım şeylerin. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ben Erdem, sevgiyle sundum. Kendinize iyi bakın ve baktığınız kişiyi iyi görün.